Merhaba arkadaşlar, kaç yıl oldu kanalına hoş geldiniz. Ben İlkay. Gösterişli hayatlarının ardından büyük dramlar yatıyor. Hayatları film olsa gişe rekorları kıracak ünlülerin hayat hikayelerini sizlere anlatıyorum. Arkanıza yaslanın, iyi seyirler. Videoyu geçmeden önce like atabilir ve bana destek olmak istersen kanalıma abone olabilirsin. Seni daha fazla bekletmeden hadi videomuza geçelim. Kitleleri peşinden sürükleyen ve özel hayatıyla sık sık gündeme oturan son dönemin başarılı televizyoncusu Acun Ilıcalı'nın hayatı trafik kazalarıyla paramparça oldu. Birlikte yaşadığı anneannesi ve dedesi karşıdan karşıya geçerken bir aracın altında kaldı. Acısını kalbine gömen ve hayatına devam eden Ilıcalı, annesi ve babasını yine bir trafik kazasında yitirdi. Şans eseri 10 aylık kızı o kazadan sağ kurtuldu. Derin bir depresyonun ardından eşinden boşandı. Travmayı henüz atlatamamışken motosikletiyle kaza yaptı ve arkasında oturan arkadaşının ölümüne tanık oldu. Ağır yaralandığı kaza sonrası adeta küllerinden doğdu ve bugünkü popülaritesine kavuştu. Babası annesini öldürdü. Müslüm Gürses. Arabeskin efsane ismi, hayranlarının babası Müslüm Gürses hayata yenik başlayanlardan. Fakir bir ailenin çocuğu olan Müslüm Gürses, şöhret basamaklarını tırmanmak üzere hazırlandığı esnada babasının annesini öldürmesiyle sarsıldı. 1978 yılında Tarsus'tan Adana'ya giderken geçirdiği trafik kazasında öldü sanıldı. Hastanede yaşama tutunan Müslüm babanın kafatası kemiği parçalandı. Başına beynine koruyacak plaka takıldı. Bu kazadan dolayı koku alma duyusunu tamamen yitirdi. İşitme duyusu ise ciddi bir biçimde zarar gördü. Konserlerinde kendisini jiletleyenler nedeniyle ağır eleştiriler aldı. 5 yıl önce kaybettiğimiz Müslüm Gürses'i her zaman saygıyla anacağız. Art arda ablasını, babasını ve annesini kaybetti. Şebnem Ferah. Rock müziğin en güçlü vokallerinden Şebnem Ferah da aile üyelerini birer birer yitirenlerden. Sezen Aksu tarafından keşfedildiği ilk zamanlarda ablası Ayca'nın ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Komadaki ablasının başucunda beklerken Deli Kızım Uyan şarkısını yazdı. Şarkıyı dinlediğinizde acıyı en içinizde hissetmemeniz mümkün değil. Ablasını kaybettikten sonra derin bir sessizliğe gömüldü. Küllerinden yeniden doğmaya çalıştığı sırada 1999 depreminde babasını kaybetti. Ancak bitmedi. 2011 yılında da annesini kalp krizinden yitiren Şebnem Ferah büyük bir acıyla baş başa kaldı. Yüzüne kezzep atıldı. Kurşunlanarak can verdi. Acıların kadını Bergen. Erkek şiddetinin bir kadının hayatını nasıl kararttığının hikayesi aslında Bergen'inki. Gazinoda şarkı söylerken patronu ve ileride eşi olacak bir hayranı tarafından oyuna getirildi. Sahte borçlarını ödedikten sonra kendisine aşık etti Bergen'i ve dramlar da bundan sonra başladı. Dayak yedi, kaçtı ama saklanamadı. 1982'de Halis Serbes'in tuttuğu bir adam sahne alan Bergen'e kezzapla saldırdı. Bir gözünü kaybeden ve sayısız estetik operasyonları geçiren Bergen, Serbes'i affetti ancak hayatının hatasını yaptı. 1989'da turneden dönerken Halis Serbes'in silahından çıkan kurşunlarla hayatını yitirdi. Çocuğu olamayacak kadar işkence gördü. Turgay Tanülkü. Sahne isimlerinden Turgay Tanülkü pek çok çocuğa babalık yapsa da hiçbir zaman evlat sahibi olamadı. 1970'li yıllarda 18 yaşındayken hapse girdi ve işkence gördü. Bu işkenceler sonucunda hiçbir zaman çocuk sahibi olamadı. Ama hapishanelerdeki çocuklara her zaman kol kanat gerdi. Kazandığı tüm parayla çocuklara destek oldu. Onları okutmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Turgay Tanülkü dünyada iyiliğin her zaman kazanacağının adeta kanıtı. Çiçek hastalığına yakalandı, gözlerini kaybetti. Aşık Veysel Şatıroğlu. Sazı sözü ve alçak gönüllülüğüyle her zaman zihinlerimizde derin iz bırakan Aşık Veysel'in hayatı film oldu. Hem de en acıklısından. İki kardeşini çiçek hastalığından kaybetti. Aynı hastalıktan ötürü kör oldu. Babası oyalanması için ona saz aldı ve adeta karanlık dünyası aydınlandı. Seferberlik zamanı kendisine bakamayacağı düşünülerek ailesi tarafından evlendirildi. Oğlu 10 günlükken vefat etti.
karısı onu bırakıp kaçınca 6 aylık kızıyla baş başa kaldı. 2 yıl boyunca kucağında gezdirdiği kızını da kaybetti. Almanya'da ailesi tarafından yetimhaneye bırakıldı. Gökhan Töre. Futboldaki başarılarıyla sık sık gündeme gelen Gökhan Töre'nin hayatı da Türk filmleriyle yarışır cinsten. Almanya'ya göç eden ailesi bebekken Gökhan Töre'yi yetimhaneye bıraktı. Onu çok seven dedesinin çabasıyla 2 yaşındayken yetimhaneden çıktı. Dedesi sayesinde futbola başladı. Ama onu da 14 yaşındayken yitirince büyük bir travma yaşadı. Dedesine ölüm döşeğinde verdiği sözü tuttu ve Türk milli takımını tercih ederek parladı. Türkiye'de cinsiyet devriminin simgesi oldu Bülent Ersoy. 1970'li yıllarda gazete haberlerine hangi kadınla evleneceği konu olurken 1980'li yıllarda hayatı tamamen değişti. 1981 yılında Londra'da geçirdiği ameliyatla cinsiyet değiştirdi ve adeta bir devri kapattı. O dönemde Türkiye'de cinsiyet değişikliği tanınmadığı için yıllarca sahneye çıkamadı. Çıkabildiğinde ise ancak erkek kıyafetleri giyebiliyordu. Pembe nüfus kağıdını yıllarca bekledi. Hepimiz dünyaya şanslı olarak gelmiyoruz. Bazen zengin ve ünlü olduğu için hayatlarının dört dörtlük olduğunu düşündüğümüz insanların hayat hikayelerinin aslında ne kadar hüzünlü olduğunu öğrenmiş olduk. Asıl mesele belki de ünlü olmakta değil, mutlu olmaktadır. Hayat ise uzun bir yolculuk, bu yolculukta önümüze zorluklar çıkacaktır elbette. Önemli olan o zorlukları aşıp mutlu olmaya çalışmaktır diyerek bitirelim videomuzu. Bu tarz hikayeler için diğer videolarıma göz atabilir ve bana destek olmak istersen kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki Kaç Yıl Oldu videosunda görüşmek üzere.